Bunları yemek yapımında kullanacağız. Az kaldı. Kullanmaya. %12'den başlıyor dedik. O zaman bu yanı fazla olanları alalım. Böyle sıralayalım. I need to drop something. Mantıklı olmuş değil mi? Bunu at. Bunu at mesela. Bu kalsın, bunu at. En uzun sevim bu mu? Yok canım, 500'ü geçtik zamanında. DLC gelince save'ler silindi ya. O yüzden yeni açtık. Yoksa daha önce zaten yapmıştık bunları. 500 günü geçtik. %61. En son %61. Okey. Tam buraya atacağız geri kalanını. Yes. Doldu. Bu kötü oldu. Ortaya koyacağız sanmıcım. Normalde burayı şeye saklıyoruz ama doğal kaynaklarımızın ilaçlarına, işte mantardır, kuşburnudur falan. Aa, bu arada bendeki mantarı şeye çevirmek lazım. Onu yapmadık. Genelde şey, ben çok düzenli oynadığım için izleyenlerin en çok hoşuna gidiyor zaten. Mesela kendisi oynuyor, biraz dağınık oynuyor. Onur vardı bizim, Onur Pehlivan. O diyor, sen diyor, ne kadar diyor düzenli oynuyorsun ya diyor, ne kadar güzel. Biraz takıntılıyım, o yüzden gerçek hayatta da biraz düzen hastalığı var bende. Obsesiflik. Anksiyete mi diyorlar ona, obsesiflik mi? Bir şey işte. Düzen hastalığım var. Temiz olmasına gerek yok ama düzenli olsun. Muhakkak her şey böyle. Yerli yerinde olacak. Düzenin bozulduğu zaman ben mesela afakanlar geliyor bana. Bozuluyorum. İnsanlar da beni bu kadar düzenli görünce hoşlarına gidiyor izleyesi. Ben olsam ben de izlerdim zaten. Tatmin ediyor çünkü o düzgünlük. Her şeyin yeri yerinde. Mermiler burada, o orada, bu burada falan. Bunu saklıyoruz, uyku tulumunu. Bunu şeye çevireceğiz. Kuş tüyüne çevireceğiz. Şimdi ne atacağım başka? Yakacaklar. Okey. İlaçlar tamam. Giysileri tamir edelim. Feneri bir kapatsana. Teşekkürler. Şuradaki etleri yiyebiliriz. Suyu da aldım bir de bana. Giysiler şuna tamir olacak. Baltı patlarlar üstümde. Bu dolaba atılacak. Konservelerim olduğu yer. Bu konservelerin parçalanmaması çok sinir bozucu. Burada metale de çevrilmiyor. O yönden biraz sinir bozucu açıkçası. Şuraya bir tane bırakıyorum. Boya. Mermi buraya. Kovanlar da buraya. Okey. Burayı boşalttım. Giysi şeyleri, dikiş kitlerini falan buraya aldım geçen. Kitlerini buraya aldım. Çünkü oraya sığmamaya başlamıştı. Buradan da şeyleri aldım. Giysi parçalarını falan şuralardan hep toparladım. Çünkü sığmıyordu artık. Onları da şuraya yere attım. Kumaşlar burada. Burada metaller burada. Buradan nereden baksanız 400-500 tane şey var. Burada 300-400 tane var. Burada da rahat 500 vardır kumaş. Ömür boyu kullanırız artık. Bu biraz fazla. Bu kadar fazla olması istemiyorum. Mesela 130. Bunlar aşırı fazla. Oyunu biraz kırıyormuş gibi hissettiriyor bana artık. Çünkü izci bana kolay gelmeye başladı. O yüzden ölürsek ilerleyen zamanlarda, yeni bir save'e başladığımda custom'dan başlayacağız. Mütecavız ama silah olacak içinde sadece. Bu kadar.
Mütecavıza bir girmemiz lazım. Bu kadar bolluk istemiyorum ben. Ama gerçi mütecavızda da var bu şu. Burada metal kumaş bolluğu mütecavızda da var diye biliyorum ben. Çünkü ondan şey yapıyorsun hep. Bıçak, nacak falan yapıyorsun onları tamir ettiğin için bundan da çok bol oluyor. Kumaş da zaten perdelerden merdelerden bol çıkıyor. Kararında, tadında. Buradaki giysileri de parçaladım. Yer açmak için sıkıldım. Falan filan. Her şey, onun haricinde her şey klasik düzen. Şimdi... Envanterde atacağım başka bir şey yok. Biraz daha doldurayım. Beşe düşmüş. Bu güzel. Bu güzel bir haber. Bunu parçalasak mı ya artık? Bunu toplayayım da yenisini yapayım evde. Amerikan geyiği şeyinden. Mantıklı. Yenisini yapacağız. Bunu toplayacağız. Bunu onarabiliyoruz da aynı zamanda da. Gerek yok ya. Yenisi var. Amerikan geyiği derisi var. Bir kere yanlışlıkla aldık. Onu kullanalım. Çürüyecek yoksa. Zarara gidecek. Ona kumaşım yok. Okay. Çok değişiyor. Map'ten map'e değişiyor. Orada olabilir ya da olmayabilir. Sahil kasabasında bu şehirde. Diğer map'lerde o şehirde. Mesela her map'te olmaya da biliyor. Mesela. Değişiyor. Map arası geziyor onun spawn'ı. O çok değişik. Yani her map'te ikişer üçer ayı bulabiliyorsun. Ama her map'te rengeyi bulamıyorsun. Bazen bir map'te oluyor, bazen bir map'te oluyor. Değişik yani o biraz. Zor, onu bulması zor yani. Derisi değerli, eti de değerli. 42-45 kilo arası et çıkıyor ondan. Ve etobur eti değil yani. Geyik eti gibi yiyebiliyorsun. Bağırsak paraziti vermiyor o yüzden. Değerli bir hayvan kendisi. Okey, tahammülü yap. Şimdi gideceğiz, şey yapacağız. Quincy Quonset'e gideriz. Orada çanta yaparız. Çanta ne istiyordu yapmak için? Hemen bir bakalım. Hemen. İki bağırsak, bir geyik postu, ata çalışma tezgahı. Okey. Bunları koy buraya. Geyik postu, iki bağırsak. Okey. Tamamız. Gidelim. Ne çökünce de fena yapıyor. Kaburgan kırılıyor işte ya. O çok kötü. Bir haftada mı 10 günde mi ne geçiyor? O oyundaki en kötü hastalık. Yürüyemiyor karakter gerçekten. Baya kötü. Yemek spawn'a geldikten sonra biz buradaki evlere bakmadık değil mi? Evleri bir lootlayalım mı ya? Un mun bir şeyler çıkar belki burada. Aynen bak tava var. Parçalayacağız. Tuz var. Kitap o. Bakarız. Kasabada diğer evler varsa onlara da bakalım. Arkadaki. Bizim eski evin düzeninden. Sevdiğimiz ev.
Ama bir tek farkı var, dolabı yok işte. Bu evi o yüzden kullanmıyoruz. Mod ya yasal olarak yok. Yani oyunun kendi resmi yamaları yok ama yine mod bulabiliyorsun Steam'den, atölyeden falan. Kullananlar var bir sürü. Değişik değişik modları var. Multiplayer modu falan. Var mı ya? Need a drink. Lambalı. Elektrik olmadan mı? Ya açıp kapatabiliyordu. Ha, o değişik bir modmuş. Vardır bir sürü modu ya. Muhakkak. En güzel ev bu ev. Ama yıkık şu an bu evde. Maalesef şansımıza. Ay reis takılıyor ya. Onun spawnı kasabada işte burada. Aa, un var. Güzel. Buradan çıkar bir şeyler. Yağ var. Güzel. Yok, hiç avlanmıyorlar. Sadece geziyorlar. Aslında olsa güzel olurdu. Otomobil aküsü mü? Biz mi getirmiştik lan bunu buraya? Niye getirmiş olabiliriz sanki, öyle bir şey hatırlıyorum ben. Buradaki kasaları kırmadın mı? Allah Allah. Heh, yulaf. Bunlar hep yemek kaynağı. Bunları bir parçalayalım bakalım ya. Parçalama da gemimizin yanındaki kutuları, kartonları da parçalayalım bir zahmet. Bilmiyorum. Paso yürüyor. Harbiden ya. Sadece yürüyor. Tek saldırdığı iş, yaratık biziz. Bizden başka kimseye saldırmıyor. Bizim belalımız gibi bir şey ya adam. Vallahi. Kaç saat? 10 saat. He. Bunu gündüz yapsak daha worth gibi sanki. Yakacağı kaybetmeden. Yani. Değil mi? Bence de. King diyor mekan. Doğru. O mızrak muhabbeti avlananda vardı. Sonra onu kaldırdılar mı, değiştirdiler mi? Bir şey oldular Wintermute gelince. O biraz şey, hikaye moduna bağlandı gibi bir şey oldu. Şu avlanan part 3 gelse de bir finalize geçsek, o meşhur yaralı ayının sonunu bir görsek. Tatlıkla bekliyordun. Zonk diye saplanıyordu ayıya. Bak sesi geliyor, sabah yürüyüşüne çıkmış yine.
I would drink almost anything about bir yerde. Niye yedirtmiyor yerdeyken, illa materdeyken yediriyor? Enteresan. Sıfıra düştüğü içindir herhalde. Okey. Bu denek havucu, bu duracak burada. Bunlar denek havucu. Patatesli havuç, bunlar denek için duruyor burada. Evin yanına koyalım hatta. Bunlar bilimsel deneyler için kullanılıyor. Oyunda siyah ekranda kalıyor. Yok, kalmıyor bende. Hiç yaşamadım yani. %100. Mısbağını güzelmiş. Bu patatesleri pişireceğim ya. Da 45'lik bir tane yağ vardı. Onu alayım, şunu birleştireyim. Yağlar birleşiyor kendisi içinde. %100. Ya yani yüzdesi kaçsa birleşiyorlar içinde. Ya bunda 60 yemeklik yağ var. Baya ömürlük kullanırız bunu. Geri koyması da dert ha. Un, bir un daha. Çok un çıktı be. Bu şurupları alalım burada. Maple şurupları. Mouth so dry. Okay. Maple şuruplar da orada dursun. Masa maple'ları şuraya dizmek lazımdı da. Yer kalmadı. Tezgahta. Tabakları kaldırsak aslında şu duvara dizmek güzel de, şu tabakları kaldıramıyorsun, temizleyemiyoruz ortadan. Bu kötü. Bu ikisini pişireceğim ızgarada. Bir tadına bakalım ya, kalorisine falan. Bunlara bir bakacağız. Teknik sırt çantası bonusu artı Amerikan geyi artı iyi dinlenmiş falan filan. Modlarla kaldırıyor sanırım. Olabilir, vardır muhakkak. Şey modları da var. Üst üste eşya dizme modları. Normalde Long Dark yok ya. Hepsini yan yana diziyorsun mesela. Bir tane mod var böyle, işte duvara silah dayıyorlar çapraz. Ondan sonra işte eşyaları üst üste koyuyorlar. O mod çok güzel de. Kullanmıyoruz. Şimdilik. Karnımız tok, sırtımız pek. Bunu patlatacağız. Bunu bir karşılayalım hocam. Tamam. Yani Long Dark'a mod yüklersem bir daha oyundan aynı tadı alamam diye çıkarıştırmıyorum o yüzden. Vanilyası neyse o. Dümdüz, taze. Şimdi. 10 saat. Yapar mıyız aslan parçası?
Ek atarsın ya 10 saat bence. Güzel yaparsın. Yaptı. Nice. Artık bunu toplayabiliriz. Yeni çantaya geçelim. Şükür. Artık bu çantayı da tamir edebileceğiz. Evdeki deriyi kullanacağız diye hiç tamir etmemiştik. Artık bunu da tamir edeceğiz. Ondan sonra cuma. Şimdi ne kaldı? Evet, kuş tüyü uyku tulumunu yapacağız. Zamanı hızlandırmazsan aynen 1 saat falan sürer herhalde. Kuş tüyü uyku tulumu. Nerede o? Yok. 10 Peter Midge'in tüyü var bizde. 3 kumaş bir uyku tulumunu getireceğiz. 3 saatte yapıyor. Tamam. 3 saatte yarın sabah yapalım bunu. Kardeşim. Elektrik geldi. Alayım. Bakü parçalamam lazım benim. Mermi yapımına giderken topla. Burada kurşun ama testere gerekiyor. Tamam, bunu da eve götürelim abi. O bilgisayar notu. Buna bakmış mıydık biz hiç? Yeni not mu yoksa? Ha, yeni notmuş. Hadi bakalım, severiz böyle şeyleri. Bugün sıfır müşteri vardı. Yeni bir rekor. Eh. Sabah dürbünlerimle rıhtımda daha iyi geçirdim. Güneye giden ve geçen gemi sayısı artıyor. Acaba ana karada ne bulacaklar, çok merak ediyorum. Daha hoş bir karşılama mı bulacaklar? Sanmıyorum. Duydum da hiç şey oynamadım yani açıkçası. Arma da oynamadım zaten. Güzel ya, Arma 3'ü falan da güzel modla oynuyorlar. Burada insanlar sarıyor bayağı. Makineleri parçalayacağız. Şimdi de uyku tulumunu al. 10 tane Peter Midge'in tüyü. Artı 3 kumaş. Bitirmeyeceğin tüyü nerede? O 44 tane var bizde. Maşallah, iyi toplamışız. 10 tane aldım. 3 de kumaş gerekiyor. O da var mı üstünde? 2 var. Olsun. Üç kumaş. Burada 5 dursun. Burada metal de dursun 3 tane. Okey. Bu deriden yanımızda hiç taşımıyoruz. Sen nereye atmıştın o deriyi? Buraya. Şimdi lazım olursa tamire. Bir tane var üstümüzde. Bunlardan üçer tane tutalım yanımızda ya. Hadi bu 5 olsun. Bu ikisinden üçer tane olsun. Bu kumaş çünkü sargı bezinde falan da kullanıyoruz. Yanımızda lazım. Okey. Sabah olmak üzere. Metusela. Peygamber diyorduk biz ona. Bilmiyorum. Belki 5. bölümde bağlarlar Metusela'yı. Peygamber gibi bir şeydi o adam ya. Bir şey söyleyeceğim. Evimizde yapabiliyoruz bunu direkt. Ha, çok iyi. Tamam, şeye gitmeye gerek yok.
Ya dışarıda yapalım o zaman. İşip geleyim önce. Hı. Bear'ın arkası yıkıldı. Bilmiyorum ki. Hatırlamıyorum tam. Şimdi. Dikiş kitini bir kıralım. Yarım saatte kırılır bu herhalde. Ha, kıralım. Neyse. Ha, asansör kolu getireceğim demiştim. Evet. I could use a drink. Eleştirilmiş uyku tulumu. Oha, yerdeki görünüşü de farklı. Pişme, daha kalın normal uyku tulumundan. Bizimkini serelim yanına. Görünüş farkı bu. Bu %100. Bu yarım biraz. O yüzden biraz yırtık pırtık. Bunu tamamlayınca full ayı gibi gözüküyor. Güzel. Klipsleri farklı sadece. Bu ne kadar bonus veriyor şu an? 7,7. Ama bu şey düşük. Bu ne kadar veriyor? 8. Wow, çok iyi lan. Hem de daha hafif. Ama yüzde kaçta veriyor işte onu mesela? Bunu al. Tamam. Bu %100 mesela. 1 nokta abi, ağırlık müthiş ya. Ağırlık müthiş abi. 8. Artı 8 derece. Bayağı iyi. Hem de 1 kiloya. 1 kilo 10 gram. Yani normal uyku tulumundan 100 gramı fazla sadece. Bunda 2 kilo zarardasın. Ayık uyku tulumunu kullanmayı mı bıraksak? Ne yapsak acaba? Peki bunun onarımı nasıl peki? Kumaşla mı yoksa Peter Mijen tüyü de istiyor mu onarırken? Enteresan. Ya bunu kullanırsın. Okey. Bunun kullanınca bu 9 muydu? 12 miydi? 11 miydi? Öyle bir şey. Bununkisi bayağı fazla da. Ama işte 2 kilosu da var. Üstünde. Bu da kullanılabilir. Bu da iyi. Demedim. Giysi dolabına atalım ya. Bu kutulumu. Dursun orada. Şimdi mutfakları parçalayacağız. Tamam. Bulacak başka bir şeyim kaldı mı? Patatesleri pişireceğim. Bir onlara bakacağız. Patates pişirmedik. Günümüz oldu.
Fener yaktı. Aa, bitmiş. Enteresan. Aleykümselam Yuma, hoş geldin. Sorun değil, ne zaman müsait olursan bekleriz. Biz hep buradayız. En kötü YouTube'dan izlersin. Okey. İyi, bir şeyi kızartalım. Patatesleri kızartalım bir. Ondan da yapmadık demeyiz. Burası koruma bölgesi ya. Bir avladığın zaman ayı veya işte geyik falan yapıyorsun ya. İşte 30 kilo, 40 kilo et çıkıyor. 40 kilo eti burada ikişer ikişer pişiremezsin. Bundan birden fazla ocağa ihtiyacın var. Onu da dışarıda şöyle bir şekilde etrafını çevir diyorsun. Hayvan gibi kokacağın için hep yabani kurtlar murtlar geliyor. Onlar içeri giremesin, korkup kaçsın diye, ki ayı bile gelmiyor buraya. Buradan bekliyor dışarıda. Bunların içerisinde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 göz var. Bir saatte hepsi pişse 14, 24. 3 saatte 40 kilo eti pişirebiliyorsun. Oyun içerisinde 3 saatte. Yorulmadan. Diğer türlü pişir bekle, pişir bekle, pişir bekle. Onun oyun içinde gün süresi uzuyor. Bu da böyle bir taktik işte. Ya. Şimdi patates. Dur. Patatesi pişirelim ya. Hadi abi. 42 dakika mı? Ne? Oha. 42 dakikada mı pişiyor patates? Oo. Ne diyorsun ya? Onun da felaket olmuş. O da pırıl pırıl. Benim odam orman gibi. İşte az önce bahsettiğimiz şey. Benim Long Dark videolarım neden izleniyor? Çünkü düzenli olduğu için. Aha, patates. Kumpir mi oldu? Pişmiş patates. Vallahi kumpir yaptık. Pişmiş ve yemeğe hazır leziz bir ana yemek. Vay, çok iyi. Al. Vallahi kumpir yaptık lan. Oha. Ha, bu far... Aa, bir dakika. Tavada pişirsem ızgara mı oluyor? Tavada pişirsek bunu değişir miydi? Bilmiyorum. Deneyelim mi? Dur bakayım, bir tane tava alalım. Evet lan. Tavada pişirsem bir şey değişir mi? Sanmıyorum ya. Hani patates alalım. Ben tava alalım mesela. Yok. Yok, patates kumpir oluyor sadece. Tamam. Aldık. Çok iyiymiş lan. Pişmeden önce 0,20. Pişirince 0,15. 300. Böyle bir de sıcak sıcak yiyelim mi? Hadi bir kumpir yiyelim. Oh. Gerisini de eve götürelim, yeter. Bir de ısınma bonusu da veriyor. 1 saatlik. Patatesiymiş ha. İçine kaşar peyniri falan koyacaksın. Ama işte maalesef yok peynirimiz. Mis gibi olur. Vay be, Long Dark'ta da kumpir yemedik demeyiz. Hadi be kardeşim.
Teknik ayakkabı zımbırtısı şeyde. Teknik sırt çantası bir de krampon. İkisi de madende yan yana çıkıyor. Kül kanyonunda, altın madeninde. Bu müzeye koyuyorum. Abdesti. Diğer yiyeceklerimizin yanına. Kumpir müzesi. Çok iyi. Şuraya sığsa çok güzel olacak be. Olmuyor. Olsun. Mis gibi kumpir. Düt 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 düt. Şeyden hiç yapmadık. Aa bak yeni yiyecek mesela ondan koymadık. Şu. Bu yenilebiliyor değil mi? Aynen bak bundan koymadık mesela oraya. Bundan da koyalım arkadaşlar. Heh, tam oldu. Eksikleri tamamlayalım. Bannerlord güzel oyun. Oynadık. Kaç saatimizi gömdük. YouTube'da da var. Aslında kumpirin yeri burası. Mikrodalganın içinde. Değil mi? Buraya fırına vereceksin. Düt düt düt. Isıtacağım burada. Mis gibi. Okay. Elektrik gelince bu da çalışsa çok güzel olmaz mıydı ya? Mikrodalgayı çalıştırdık elektrikte. Hop ısıtırdık kumpiri. Mis gibi. Allah bereket versin. Güzel. Bundan antibiyotik çay yapılıyor. Nasıl gözüküyor o çay onu hiç bilmiyorum. Aa şeyi de koyalım. Hadi gel. Böyle yapalım arkadaşlar. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bunların da çayını koyalım oraya. Hiç koymadık. Lavrat otu. Aynen. Burdock. Orijinal ismi. O vahşi doğada büyüyen şeylerin isimleri hep böyle ya. Yabani otların. Bir aktarcılara gidersin ya. İşte şifalı bitki ama ismi çok acayiptir hep böyle. Bunlardan. Bu da antibiyotik özelliği veriyor. Bir tane dulavrat pişir. Oo mor bardak. Oha ilk kez görüyorum. Çok iyi. Dulavrat pişsin. Pişsin. Bir de şey getireceğim dur. Şeyi de hiç pişirmedik. Açıkta duruyor da hiç pişirmedik. Kestane. Kestane diyorum ya. Neydi onun adı ya? Meşe palamudu. Meşe palamudu. Ondan hiç pişirmedik. Onun da kahvesi var. Onun da kahvesi yapmak lazım. Şu toz. Bir tane mi bu çekirdek? Bir tane dur. Meşe palamudu çekirdeği nasıl yapılıyordu? Hemen. Meşe palamudu çekirdeği. Dört tane meşe palamudundan ağır çekişte 15 dakikada yapılıyor. Tamam dur. Burada vardı meşe palamudu. Dört tane. 2, 3, 4. Çekicim nerede? Burada. Ocağın başında yapalım. Hadi gidelim. Kesinlikle ya. Hepsini denemek istiyorum. Ne yenilik varsa hepsini deneyeceksin. Tadı öyle çıkıyor işte. O yüzden mütecavızı ben hiç başlamadım ve sevmedim ya. O olmayacak oyunda. Onu çıkaracağım. Onu çıkaracağım. Oldu canım. Böyle şey mi olur? Bu lavrat otu çayı. Mis. Al kardeşim bunu da sergileyeceğiz. Kuş kabuğu çayı. Bunu da sergileyeceğiz. Sergimize bunlardan hiç koymadık. Suyumuz bitti herhalde. Bunlar pişerken ben çekirdeğimizden yapalım. 1, 2, 3, 4. Meşe palamudu çekirdeği büyük miktarda. Pişmiş 4 tane meşe palamudu.
Bir dakika. Ben anlamadım şimdi. Ha, bu büyük miktarda meşe palamudu mu? Ha, ulan biz bir araya getirmişiz bunu. Ha. Bu değil o zaman. Dur dur. Bu değil, bu yanlış. Çok fazla toz çıkaracak çünkü bunu yaparsak. Bunun kütlesi farklı. Bunun şey kalorisi de farklı, kütlesi de farklı. 320 kalori tane başına. Çok iyi. Ama bu değil benim istediğim. Hocam. Bunu al sen. Benim istediğim bu değil. Bunlar hep büyük miktardaymış. Ben tek pişirmemiş miyim hiç onu? Ama çok enteresan. E buradaki? Bu da büyük miktardaymış. Aa, bunun küçüğü de var. Dur yapalım küçüğünü o zaman. Bu da büyük meşe palamudu ama büyük miktar değil, küçük miktar. Okey. Meşe palamudu. Nerede? Burada. Bir taneden yapılıyor muydu? Kaç tane de yapılıyor? Bir bakalım. Ek edelim hemen. Meşe palamudu. Bir taneden bir tane yapılıyor direkt zaten. Okey. Tamam. Bir tane yap. Okey. Sonra. Dört tane meşe palamudundan. Anlamış ki. Dört tane tekli meşe palamudundan da bir tane yapabiliyorum. Dört tane meşe palamudunu bir araya getirip bundan da yapabiliyorum. Anladım. Aslında diğerinden de yapsak olurmuş. Neyse, sıkıntı yok. Tamam, soyduk onu. Onun haşlaması var. Başlayacağız. Tamam. Okey, çözdüm işi. Bunu çözdüm işi. Bu geri gitsin. Buna ihtiyacım yok. Şimdi alabilirim senden bir tane. Thanks you. Kutu kahveden farkı var mı? Etkisi daha düşüktür. O yüzden mesela şey de öyle. Kuş kabuğu çayının mesela etkisi 2 saat. Normal bitki çayının etkisi 6 saat. Böyle farkları vardır. Okey. Şimdi. Kaynatacağız değil mi? Evet. Bunu hazırla. Çekiçle eziyoruz. Çekiç olmadan yapamıyorsun bunu. Çünkü sert bir şey. Pişir bunu. Tozu da pişir. Bunu da ilk kez pişireceğim ha. Çekirdeği. Wow, bardağı da çok güzelmiş. Hepsinin bardağı çok farklı farklı desen ya. Çok hoşuma gidiyor. Tamam, bunu da sergileyeceğiz. Vay vay vay. Yakışıklı geliyor, yakışıklı. Aslan. Hamsicim, teşekkür ederim hediye abonelik için. Ama bu arada benden tavsiye ya da rica olarak da şey yapabilirsin. Eğer destek olmak istiyorsan kendi aboneliğin haricinde kendin muhakkak abone ol. Çünkü inanılmaz çok reklam çıkarıyor Twitch. Onu izlememek için abone ol kendin. Ama destek olmak için hediye abonelik yerine direkt bağışı kullanırsan sevinirim. Çünkü aboneliklerin %60-80'i Twitch'e gidiyor. Bu da küçük bir hatırlatmadır. Okey, işlerimizi hallettik. Ama teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Sağ olasın. Şimdi sergi zamanı. Oh, bardak çeşitliliğine bak. Çok iyi ya. Bu bir de şey atacağım. Şunu atacağım. Bak, bu büyük hali. Küçük hali. Şunu biraz kaydıralım o zaman. Nasıl olur? Daha iyi olmaz mı? Aynen. Bak, böyle iyi oldu. Da buraya. Bunu oraya alamıyoruz. Böyle sıkıştırabilsem. Aa, geyik derisi gibi bu. Üst üste konulabiliyor. Bug'lı bir şey. Güzelmiş bu. Dur şöyle yapalım o zaman. Geyik derisi de öyle. Her şeyin üstüne konulabiliyor. Bug'lı.
Bu sıkıntı ama. Peki şunu araya koyabilir miyiz? Yok, şöyle yaparız biz de. Burayı yanaştır. Bunu buraya yanaştırsan. Allah Allah. Aa, bu kötü olmuş ya. Tamam, biz de böyle yapıyoruz acı. Akıl akıldan üstündür. Böyle yapsak. Ya da dur. Böyle yapalım. Bence kafi vardı. Bunu da yanaştırırız. Yanaşmıyormuş gerçi ama. Aha, buldum. Nice. Tabi arkasındakini seçebilirsem, ha, iyi oldu. Böyle daha iyi. Tamam, güzel. Şey palamutlarını da koyduk. Kumpir. Kumpiri buraya koyalım. Bardaklarımızı dizelim. Şeker bardaklar. Reişi. Ha, kuş burnu. Kuş kabuğu. Çok güzel ya. Hadi lan. Şey nerede? Kahve nerede? Ha. Kahveyi de alalım. Allah, görsel şölen. Muazzam ya. Leziz leziz. Mis gibi. Tabii canım ya. Her susadığımızda mutfağa gideceksek kalk. Cam da bitti bu arada. Güzel ya. Vallahi harika duruyor. Hatta şunları alıp bunu oraya koysam daha iyi olur mu? Olur. Bak, üstündeki kahvenin üstündeki köpükler. Bu antibiyotik çayı. Bu kuş kabuğu çayı. Çok güzel duruyor ya. Vallahi. Lezitito. Harika gözüküyor gerçekten. Muazzam. İşte ben buna ev derim abi. Diğer yerlere ben nasıl ev diyeyim şimdi? Oralara ben nasıl evim derim? Diyemem. Diyemem. Mesela atalım. Gümüş azaldı. Çekicimize bırakalım. O kadar bu. Yanımıza taşımayalım bunu. Hocam. Etlerin yeni tekstürleri de güzel, evet. Bozulma bug'ı düzelse o da çok hoş olacak. Nice. Bunu hallettik. Evet, şimdi görevimiz bu etiye. Yok, dışarıdaki etleri yiyeceğiz. Amacımız şeyleri bulmak. Yemek tariflerini bulmak. Terk edilmiş topraklardaki deniz fenerini. Tamam, ona gideceğiz. İlk ona giderim. Coastal Fish Cakes. Gidip oradaki tarifi bulalım. Oradan buraya geri döneceğiz. Sonra Kasvetli Körfez'e gidip Duck Workers payı almamız lazım oradan. Kasvetli Körfez'den. Mermi atölyesine. Oraya gideceksek o zaman mermiyi de yapmaya gideriz aynı zamanda. Kasvetli Körfez'deki şeyleri de bulacağız. Tamam, önce Harap Bataklığa gidiyoruz. Okey. Buna yarın gideriz zaten. Şimdi dışarıda etlerimizi alalım. Hasvetli Körfezi seviyorum ben ya. Oradan çok nefret ettiğim söylenemez. Bunu seviyorum aslında. Estere.
Şimdi bir parçalayalım. Öyle olurken de bir kul kaptım. Başlangıç noktası diye mi? 1,5 kiloya düşüyor. 15 kilodan 1,5 kiloya. Güzel. Burada kurşunu gösteriyor mu? Gösteriyor galiba. Güzel. Kurşun kaç tane şey alıyor? Mermi. 6 tanesi. Nasıl ya? Bir taneden 6 mermi yapılıyor. Uf. Oğlum bana bayağı o zaman scrap metal lazım. Yanlış mıyım? Evet. 6 kere 6 36 tane yapıyor sadece. Yani bir aküden 36 tane çıkıyor. Oo, bayağı düşük. Ben kaç tane yapacağım? 6 metre olduğu için öyle gösteriyor olmasın. Yok yok, o değil. Bir tanesini 6 yapacak işte. Uf, 244 tane. Yok, bunu fullemeyeceğim zaten de. 6 patlar kullanmayı sevmiyoruz. Bunu da alacağım. Alayım bunu da. ...176 tane. Bunu yapmak için kaç tane akü parçalamam lazım benim? Tüm map'i mi temizleyeyim? Çok fazla akü ihtiyacımız var ya. 36. Bir araba aküsü 36. 90, 102, 108. 3 aküden 108 mermi. Yani 5 akü falan parçalamam lazım ki bunları gidip yapalım burada. Okey, gideceğimiz zaman aklımıza bulunsun. Buraya atıyorum. Burada kurşunu. O zaman testere yanımda olsun, yoldaki şeyleri. Desolation Point'e gideceğiz ya, oradaki arabaların şeylerini parçalayalım o zaman. Testereyi alayım yanıma. Ben. Testere yanımda dursun. Bir parçalayalım oradaki şeyleri. Aküleri. Nasıl, oradaki şeylerle işimiz yok. Bu evimdeki aküleri harcamayayım direkt. Böyle yapalım. Evin içinde uyursam kapalı alan korkusu gelir mi? Ondan çekiliyorum şu an. O da olabilir herhalde. Ben bu nacağı hiç kullandım mı? Son kullanma tarihi düşmüş ya bunu. Ben bunu %100 demiştim sanki en son da. Öyle hatırlıyorum. Tabi açtım açtım. Açmadığım tek başarım şey kaldı işte. Bütün level'ları 5 yap başarımı kaldı. Bir de mütecavızda bir gün hayatta kal başarımı kaldı. Mütecavız hiç oynamadığı için onu şey yapmadım. İki tane başarım var sadece Steam'de. Bunu bitireceğiz işte bir tanesini. Diğeri de mütecavız oynadığımız ilk gün bitecek zaten. Bir günde hayatta kalırım yani, kör topal bile olsam. Mütecavızda bir kere hayatta kalırız. Yani. Bunları bir bileyelim hocam. Leyleme taşını da kırmak istiyorum o yüzden. %5 iyileştiriyor artık. Güzel bir gelişme. %90'da kaldı. Okey. Bir yeter. Kafi. Suyumuz da var. Arabanın içinde uyuyalım abi. O değil.
Yine torpidoyu atıyorum. Vizörlere bakalım, geri spawn olmuş mudur şeyler? Ölüm zulaları. Şey, Kosulay ve hiç ölüm zulası bulamadık, hep bug'lı olduğu için şeyler, vizörler. Dörler. Arabanın içinde asla uzun soluklu uyumayın. Donabilirsiniz her an fırtınada. Evet, içeriye rüzgar girmiyor ama hava çok soğuk olursa donarsınız. Aurora geliyor. Aurora. Görüşürüz amcacığım, kendine iyi bak. Bay bay. Evet. Gece vakti koşup gidelim mi Desolation Point'e? Ne diyorsunuz? Gidilir ya. Görüşürüz, iyi geceler. Bir şeyimiz de var. Korkuturuz geleni. Let's go. Yakacağım. Var. Ama bunu bagaja bırakacağım. Ben kendim toplayacağım. Bunları bagajdan almıştık çünkü. Let's go. Şehirdeki akülere en son el atacağım. Bu ne? Kırık ok. Bu ne alaka? Kesin daha önce vurduğum birinin cesedinden alamadım da buraya düştü. Oluyor öyle manyaklıklar. Gidelim. Topraklara. Oranın da yolu uzun çünkü. Alt madene gireceğiz, ara yola gireceğiz falan filan. Kazas belası gider mi ya? Ben su alıp geleyim. Damacana yenilendi. Önüme mi geliyor? Kafasında lan. Çek. Şeye vuruldu. Yine de nanay. Pek yemedi. Götünde fişekle gidiyor. Güle güle kardeşim.
Ha, bu arabanın vizöründen şey çıkıyordu mesela, ölüm hızlısı. Geri spawn olmuş mudur bu? Ha, olmuş harbiden. O adam hızlı hızlı neden kütüğün altına sakladığını söylesene bana. At gitsin şunları. Neresi? Tavşan korusu. Uuu, tavşan korusunun orada ölüm odası var. Okey, gizemli göle giderken oradan geçeriz. Alırız. Okey, bulduk. Geri spawn olmuş. Gizemli göle giderken ya da kasvetli körfeze her türlü oradan geçeceğiz. Giderken alırız. Eski ada bağlantısı. Tam bir şey oldu. Buradan en kestirme yoldan gitmek miydi yoksa soldan çıkıp araziden gitmek mi? Yani şurada soldan gitmek daha mantıklı. Arabadan mesela. Şey varsa, aküsü varsa alacağım direkt. Aküsü yok. Vizör. Vizörde bir şey yok. Maden girişi şurada bir yerde. Ha, geliyor. Gel. Ben niye bekliyorum seni? Nereden geleceğim? Bekleyemeyecek ama değil mi? Evet. Oha, kapar kapmaz kan kaybı oluşturuyor bu Aurora kutu da ha. Direkt kapar kapmaz anında Aurora'ya. Zorlaştırmak için işte yapmışlar. Riskli oldu o kadar üst üste gelmesi, giysilerim yırtılacak. Yo, çok yırtılmamışlar. 150 canlıyız ama. Kapışsak mı? Kapışırız ya. Ama saldık peşimi. Gündüz kapışacağım sizle ya. Gece biraz riskli kardeşim. Ama takip ediyor mu beni? Yok, kaçıyor. Ama birden fazla kötüsü geliyor. Mesela.